Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun, sağ olun. Şöyle geçelim. Erkan için bakalım jüri üyelerimiz nasıl yorumlarda bulunacaklar Ebru Gündeş? Güzeldi. Güzeldi. Lezzet nasıldı Ebru Hanım? Efendim lezzetsiz olmaz efendim. Lezzeti de vardı. Lezzetliydi. De. Lezzeti de vardı. Oh ne güzel. Edirne'nin ciğeri gibi lezzetli miydi yani? Edirne'nin ciğeri gibi lezzetli miydi? O kadar lezzetli olamaz tabii ama. O kadar lezzetli. Olamaz diyorsunuz. O kadar olamaz. Ay şimdi canım. Edirne'nin şimdi de bir ciğeri var ki. Aman aman. Olsa mi? Da bilmiyor musun? Ay çok şey kaçırmışsın o zaman. Mutlaka yemelisin. Armağancığım Edirne'ye gideceğiz ciğer yiyeceğiz. Ciğer yiyeceğiz. Harika. Ha ne özelliği var? Çok lezzetli. Özelliği ya, yok yani. Özelliği işte. Farklı pişiriliyor böyle soğanlar yapılıyor. Arnavut ciğeri falan. Yapıyorlar. Ben tanım bilirim. Ha yaprak ciğer, yaprak sevmiyor. Ciğer. Sevmiyor. Sevmiyor musunuz ciğer? Tava ciğeri. Doğru ya tabii ki tava ciğeri. Tava ciğeri. Heh. Yemen lazım çok hafif. Ya yemelisin ya. O kadarını söyleyeyim. Vejiden de diyorlar ki yanında da acı biber. Herkesin karnı acıktı şu anda. Bakın Bülent Ersoy tarif veriyor. Bir saniye. Bir saniye. Bir evet. Saniye Bülent Ersoy tarif veriyor. Bülent ciğer tabi. Enine ne enine olur. Kesilir. Şöyle bir hareket gördüm şöyle. Şimdi ben... Bir saniye. Edirneliler lütfen. Bir saniye. Edirneliler kreğine el sallıyor. Kameralar. Buyurun Bülent Hanım. Şimdi ciğer Edirne'yi falan bilmem ben anlamam da oralara gitmedim. Harika yani ben söyleyeyim. Muhakkak ki damak lezzetiniz çok takdire şayan olduğu için doğrudur gurme olarak. Estağfurullah. Benim de ağız lezzetim çok önemlidir. Kesinlikle. Ben efendim bizim çalışan ahçıya orada gördüm yani onda yemiştim. Ermeni benim ahçım. Efendim enine enine keserler ciğerleri. O piyasadaki gibi böyle kuşbaşı kuşbaşı değil. Enine enine yaprak kesip. Yaprak ciğer. Evet. Ve üzerine de öldürülmüş soğan. Of of. Konur. Allah Allah. Ve kendi kırmızı biberiyle efendim zeytinyağıyla fevkaladenin fevkinde olur. Ama ben oraya gitmedim. Bilmiyorum. Bizi davet ediyorlar Edirneliler. Gelin diyorlar. Bir gitmemiz lazım. Ben Edirne'yi zaten çok seviyorum. Bir beraber gidelim. Bir de siz Adana'yı nasıl yiyorsunuz? O inanılmaz. Adana'yı nasıl seversiniz? Bir de onu anlatın. Onu ben normal etten yemiyorum. Evet. Biliyorsunuz zaten. Biliyorum ama sizden duymak istiyorum. Ben bıçak kıymasıyla seviyorum. Yani satır kıyması. Yaya. Yaya. Etin lezzetini almak için. Et çünkü o bıçakta döndüğü vakit lezzetini kaybeder Sayın Erkır. Onu bıçakla... Bilmez miyim Sayın Ersoy? Efendim, o bıçak kıymasıyla... Biraz da iç yağ koyduruyorum. Oh, bir o yağ ama bir tarif işiniz var verecek. Size. Eğer etrafımda kimse yoksa... Evet, siz duymuyorsunuz şimdi. Onlar duymuyorlar. Evet. Elimle evet. Seviyorum ve buradan böyle yağları aktığı vakit hoşuma gidiyor. Oh. Ama birileri varken... Poz yapayım diye tabii bıçakla yiyorum böyle. O pek zevk vermiyor ekmek bana. Ekmek böyle mi? Ekmeği tabii. Alıyorsunuz. Ekmeği değil. Ekmek yapmak. Şeyi o dürüm dürümün yapıyorum içinde. Ve böyle. Şeyin herkesin bir tarafı peymanı. Şişti. Vallahi Adana satışları patlayacak. Benim için mahsuru yok. Kim şişirirse şişirsin. Şimdi bu deli milletin orasınla burasınla uğraşıyor. Sen dinle beni. Onu sardığın vakit etin içindeki yağ akıyor. Ekmeğe yani o şeye akıyor. Ve şey gibi oluyor, ıslama gibi oluyor. Oh. Burası tabii, ıslandı ne zaman zaten. Yiyoruz? Her zaman götüreyim. Ha, evet. Ben bayılırım insan ağırlamasın. Tamam. Ama Bülent Hanım çok tuzlu yiyor. Ben öyle yok öyle tuzlu değil. Yemiyorum çok. Ya. Nereden tuzlu yiyorum? Vay hep çok tuzlu döküyorsunuz.
Biraz dökerim. Evet, biraz dökerim. Bir de hiç sebze yemiyorsunuz asla değil mi Bülent Hanım? Hiç. Evden içeri girmez. Ben çocuklara kötü örnek oluyorsunuz. Olabilir. Çocukken yerdiniz değil mi Bülent Hanım? Hiç yemedim. Hiç çocukken yerdiniz efendim. Hayat yeme. Zaten çocukluğumu hatırlıyor muyum? Ayo 1000 sene önceyi nereden hatırlayacağım? Deli olmuş bunlar. Şimdi ama hayatım boyunca hiç sebze yemedim. Hiç hayatta yemedim. Domates evime sokmam, yeşil biber sokmam, patlıcan sokmam. Hiç çalışanlara ayrı yemek pişer. Ama benim önüme asla ve asla sebze gelemez zaten, getiremezler. Ben salata da mı yemezsin? Salata yerim. Ama efendim zeytinyağlılarda barbunyayı severim. Onun da biraz tabii onu hakiki ev kadınları iyi bilirler. İçine şey koymak lazım. 3-4 tane şeker atılır. Evet. O şekerli güzel. Öteki türlü saman gibi olur. Lezzetsiz olur. Hafif böyle dişe gelircesine ayarlanacak. Çok helmelendiği vakitte yenmez. Böyle bir şeyler. Bülent Hanım, Sevim Hanım oradan işaret yapıyor. Ben yaparım. Sevim anlamaz onlar. Ah. Çok güzel yemek yapar. Hadi hadi sus sen. Harika. O da durmadan Sevim'i müdafaa edeceğim diye. Beste bile yaptık onun için. Yemeğini. Ay sen dakika başı beste yapıyorsun ona zaten. Şimdi, oturdun beste, kalktın beste. Buyurun Allah, işte. Bize size demiş, ne zaman yapacaklar yaradan, değil mi? Bana işte bilmiyorum bize ne zaman. Bize bu görevi vermiş diye sen bırak şu, ne zaman yapıyorsun bana şarkıyı? Derhal. Berhudar şimdi ol. Bir şey söylemek Berhudar istiyorum. Berhudar ol. Dayanamadım. Orha. Bir acıktırdı. Ay Orhan. Sipariş kabul edilir. Teşekkürler. Peki. Duydun mu? Duydun değil mi? Size bir şey, bir Karaman'ın anımız... koyunu sonra çıkar oyunu. Daha 3 hafta var. Sen dikkat et de ben bunu alıp gitmeyeyim. Bülent Hanım gurmelikten bahsetti. Benim de başımdan bir olay geçti de dayanamadım. Buyurun. Ayrıca bu bahsettikleri Arnavut ciğeri olsun bu şey tava ciğeri. Aman tava harika ciğeri. Bundan. Süper. Ben çiğ köfteyi bir zaman çok yerdim ve çok da severdim. Yine de arada bir yiyoruz tabii. Bir gün bir arkadaşım çiğ köfte daveti verdi. Evet. 100-150 kişi var. Ve davette çiğ köfteyi de yapacak olan bir Malatyalı arkadaşımızdı. Fakat yanında bir Urfalı getirmişti. Urfalı onu kontrol edecekmiş çiğ köfteyi. Doğru mu yapıyor, kalite yanlış kontrol. Mı yapıyor. Böyle bir şey dediler. Güldük bir hayli. Sanatçı iki arkadaşımdı. Neyse bunlar hazırlanırken gazeteci arkadaşlar da vardı. Bana dediler ki baba... Seni çiğ köfte yoğururken bir resmini alabilir miyiz? Gidin kardeşim dalga mı geçiyorsunuz dedim ben. Yemesini bilirim, çiğ köfte yapmasını bilmem. Allah aşkına alalım. Ya yapmayın etmeyin, ayıp olur. Ben yemesini bilirim. Israr çok ettiler. Biz de baktık ısrara dayanamadık. Ellerimi yıkadım. Çiğ köfte dağ gibi duruyor. Daha doğrusu kıyma dağ gibi duruyor. Ben... Ya Allah diye ellerimi kıymanın içine daldırdım, öyle kaldım. O vaziyette resmimi çektiler. Haftaya bir haber yazı. Orhan Gencebay çiğ köftenin içine hamsi koydu. Şimdi Allah Allah. Ondan sonraki hafta başka bir haber. Urfalılar demiş ki, Urfalı kardeşler, biz onun hamsisine karışıyor muyuz? O da bizim çiğ köftemize karışmasın. Şimdi böyle bir tefrik halinde yayınlanmıştı. Aklıma geldi. Ben gerçekten yapmasını bilmiyorum ama yemesini bilirim. Fakat anlaşılıyor ki Bülent Hanım bu konuda gerçekten uzman. Gurme. Ve bir gerçekten. Gurme olduğunu düşünüyorum. Kebap gurmesi. Tebrik ederim. Öyle mi? Hep. Ama sebze yemiyorsunuz. Nasıl gurme? Kebap gurmesi dediğin gibi işte. Kebap. Değil mi? Kebap. Evet. Evet. Et. Evet. Çok iyi. Ben et yemeye mesela benim şeyde yerlerim vardır. Sabah böyle bir anda eser, hemen kalkar gider mesela İtalya'da Casa della Bisteca vardır. Ama inanılmaz. İtalya'da? Evet. Böyle bir şey olamaz. Et yemeye İtalya'ya mı gidiyorsun? Evet. Sabah kalkınca. Hayır, sabah kalkıyorum hemen zaten bir tek bir şeyim var onu alır veririm elime. Geceliğim falan koyarlar beni hazırlarlar. Kalkar giderim ben öğle yemeğini orada yerim. Neresi dediniz biz hani gideceğiz? Casa della Bisteca götüreyim sizi. İnşallah. Ama ilk önce Edirne'ye gideceğiz. Edirne'ye de gideriz. İlk önce Edirne'ye gideceğiz.
kaza dönem istedim. Et esasını, et yemeği bilenler hafif kırmızı kalacak etin içi. Böyle simsiyah yapıldığı vakit o hamallık olur. Öyle et yenmez. Ama etin güzeli de Türkiye'de değil mi Bülent Hanım ya? Bizim etimiz ah, gibi. Ah ben size orada yedireyim. Şey çocuğun ayakları ağrıdı. Şimdi geleceğiz. Bu ne bekliyor burada? E daha bir şey demedik çocuk için. Biz evet. Buna söylemedik Aa, mi? Hayır hiçbir şey söylemedik. İyi okudu hadi. Teşekkürler. Daha sevgili izleyiciler şimdi de Edirne'li Erkan Usta'dan tava ciğeri tarifi alacağız. Ben bilmiyorum Osman Adam. Ne biliyorsun sen? Oynamazsın, ciğer yapmazsın. Oynamazsın, ciğer yapmazsın, sahnede dikilirsin. Bir tek ne? Ben omlet yapayım, size omlet yiyeyim. Omlet. Başka bilmiyorum. Ha? Edirne, omlet meşhur yapayım. Edirne omleti. Yumurta kırabiliyor musun? Evet. Nasıl yapıyorum? Nasıl kırıyorsun? Göster bakayım. Şöyle kırıyorum. Bülent Hanım da kıramaz. Siz de mi kıramıyorsunuz? Sizin bir tost yumurta, hikayeniz var. Ah yumurta dedin aklıma geldi. Oh. Şimdi biliyorsunuz evlendim ya. Gece herifin karnı acıktı. Ay gözün kör olsun acıkacak vakti buldu. Bülent karnım acıktı diyor. Ziftin pekini ye diyorum içimden. Ulan ben kendimi doyuramıyorum. Hani susasam biri kalksın da kalksana. Getirsene bana diyeceğim. Bekliyorum ki getirsin diye. Ben ne anlarım yumurtadan bilmem nereden. Fakat kuyruğumu da dik tutacağım ya. Hani böyle yaparım. Çok bilmiş pozlarda. Ben dedim ulan şuna kalkayım bir yumurta yapayım şu herife. Neyse böyle sallana sallana. Zavallı 3,5 adam. Saatte tabii bir ayağımı atıyorum ötekini atarken 3,5 saat geçiyor. Kalktım ettim öflene pöflene. Ne oldu dedi şey mi yani yüksündün mü işte aa olur mu yaparım artık falan diye neyse gittim bir kalıp tereyağı eyvah eyvah Allah korusun ya kendim de yiyemedim zaten bir kalıp hani şeyli olsun ilk defa götüreceğim koyacağım ya önüne lezzetli olsun herif beğensin ay yani çok güzel yaptın hayatım falan desin de bari hiç olmazsa gecenin o yarısı kalktığıma değsin. Yumurtayı tabii ben oraya koydum ocağa ama gerizekalı. Estağfurullah. Yağ hemen yanar tereyağı. Onları falan öteki tarafta kırayım edeyim bilmem ne derken ben kabuklarını da kaçırmışım aradan. Ay. Bu yiyor. Görmedim ama Sayın Erkır görmedim kabuğunu. Görseniz koymaz. Koyar mıyım tabii canım? Efendim götürdüm. Bu böyle aldı. Falan yaptı. Ne yapıyorsun ayol dedim. Beğenmedin mi dedim. Çok dedi güzel dedi. Bir kabuklarını da koymuşsun yumurtanın dedi. Ay rezil oldu. Kibar adammış yani. Kibar adam. Evet. Bir kere de bir tost yapıyordum. Tost, Almanya'da. Almanya'da. O zaman da film çekiyorum. Efendim tostta içine o şeyleri koydum kaşarları falan dizdim güzel kasap sucuğunu da koydum normal sucuk yemem Türkiye'den getirttiriyordum kasap sucuğunu bizim Günaydın kasabı oradan gönderiyorsunuz aman ne heriflerdir Günaydın'ın sucukları muhteşem bu yasak mı Günaydın demek yo Günaydın hadi. Hayır hayır. Günaydın, iyi akşamlar, günaydın. Böyle oranın muhteşemdir. Onları da getirttirmiş, onları da koydum. Neticede bastım, tereyağını da sürdüm. Yine tereyağı başvurdum. Yine tereyağı fazla kaçırmışım. Adam yerken, ne oluyor orada? Ne yapıyorsunuz siz? Mikrofonunu takacaklar. Ha. Ondan sonra adam yerken... O kebaptan akar gibi yağlar buradan akıyor böyle yutkunmaya başladı guguk kuşu gibi. Yani beceremiyorum. Yemeği biliyorum. Hep aynı adam mı bu yumurtayı yiyen tostu yiyen? Bende zaten fazla bir icraat yok. Hep aynı adam. Görüntü var icraat yok bende. Tabii beni gören bu kesin çok büyük motor diyor. Ya estağfurullah. Estağfurullah. Ama icraat asla. Hiç. Peki.
Yalnız gerçekten kibar bir beyefendiymiş. Hiç sesini çıkarmadan o tereyağları lüp lüp yutmuş. Peki. Şimdi dönelim Erkan Usta'ya. Ya nihayet. Erkan Usta'ya gelelim. Evet. Ben söyleyeceğimi söyledim zaten. Söyledin. Peki. Tamam. Ebru'an, siz söylediniz. Mikrofon gitti zaten o sırada değil mi? Peki. Tamam. Ama siz ben hatırlayamıyorum. Ne dediğinizi hatırlayamıyorum. Bir daha alabilirsek. Güzeldi. Güzeldi. Lezzetliydi. Oradan açıldı her evet, şey zaten. Lezzetler tamam, açılmıştı. Tamam, evet. Evet, Orhan Bey buyurun. Erkan her zamanki gibi çok güzel okudu. Tebrikler. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Bülent Hanım, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Güzel demiştiniz siz de zaten. Armağancığım. Söyledim ben. Söylemişti zaten. Peki. Erkancığım, acayip acıktık hepimiz. Doydum ben diyorsunuz. Peki, aday numaranı hatırlat bize. Aday numaram 104. Bir şey sorabilir miyim şeye? Tabii. O çıkmadan önce bir selam yolladın ya Ali Çavdar Bey, radyo DJ gibi. Kim o? Sana soruyor. Sana soruyorum.